Şimdi altın fiyatlarını konuşacağız. Bu hafta başında ciddi bir yükseliş yaşandı altında. Gram altın bugün 1170 lira civarında. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Mehmet Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum Serap Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Neden yükseldi, daha da yükselir mi diye sorayım hemen. Yani özellikle bir süreden beri Amerikan Merkez Bankası'nın daha yüksek faiz artırımını sürdüreceği beklentisiyle baskılanan altın, son Amerika'da 2-3 bankanın iflas etmesi nedeniyle oluşan tedirginliğin etkisiyle önümüzdeki haftaki FED toplantısında belki faiz artırımından vazgeçip beklemeye geçeceği beklentisi veya 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla yetinebileceği gibi beklentiler altını biraz da bu özellikle bankacılık sektöründeki yaşanan kriz nedeniyle desteklemiş durumda ve bu nedenle hızlı bir yükseliş gördük. Dün itibariyle 1925 dolarlara kadar yükseldi. Ama bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Orada da daha önce 50 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Ama şimdi 25 bas puanlı yetinecek gibi görünüyor. Onun öncesinde bir miktar geri çekilme var. 1918 dolarlardan işlem görüyor. Ama bu arada bu Amerika'daki bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların Avrupa'ya da yansıdığını görüyoruz. Özellikle İsviçre'de Credit Suisse Bank'ın sıkıntıda olduğunu ve bunu da İsviçre Merkez Bankası'nın likitte sunacağı şeklinde şimdilik biraz yatıştırılmış gibi görünüyor. Bu tedirginlikler altını bir miktar destekledi. Ayrıca geçen hafta sonu itibariyle yine Rusya'nın Ukrayna'ya bombalaması da jeopolitik gerginlikler olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan bütün Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz sokak hareketleri var. İsrail'de dahil olmak üzere bunlar da miktar tedirgin oluşturuyor. Dünyadaki enflasyonla ilgili gelişmelerde de bir geri çekilme veyahut da enflasyonda bir sakinleşme beklentisi de yok. Bu da altını destekleyen gelişmeler. Böyle üst üste koyduğumuz zaman altın bir anda yükseldi. Tabii içeride de bunun dolar TL ile çarpmanı ile içeride de fiyatın bir miktar yükseldiğini gözlüyoruz ama daha önceki seviyesine henüz daha ulaşmadı. Ocak ayındaki seviyesi 1195 TL seviyelerindeydi. Şimdilerde 1190 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu yükseliş de özellikle 1150 TL seviye, hatta 1128 TL seviyelerinden başladı bu yükseliş. Yaklaşık 10 günden beri bu seviyelere gelmiş durumda. Bundan sonra 1200 TL seviyeleri görülebilir. Dışarıdaki yükseliş devam eder. İçeride de özellikle seçim atmosferinde dolar TL'de her ne kadar kur korumalı mevduat sistemiyle bir miktar stabil seyir izliyor ise de yine virgülden sonraki rakamlarda bir önceki hafta ile bir sonraki hafta arasında bir miktar yükselişler olduğunu görüyoruz. Geçen hafta mesela 19.07, 19.15 seviyelerindeydi dolar TL serbest piyasada. Bugünlerde 19.22 TL seviyelerinde. Bu çarpan etkisi de içerideki fiyatın bir miktar yükselişinde etkili oluyor. Siz seçim diye vurguladınız, ben de oraya getirecektim. İnsanların bu yatırım davranışları nasıl etkiledi şu anda dövize ve altına yönelik? Seçime giderken ne bekliyorlar? Çünkü seçim sonrasında mevcut hükümet devam ederse kur korumalı mevduat da devam eder mi? Bir iktidar değişikliği olursa kur korumalı mevduat kalkar mı? Üzerinden döviz üzerine de tahminler var. Siz ne görüyorsunuz ve bugün insanlar nasıl davranıyorlar? Evet, özellikle kur korumalı mevduat sistemindeki fiyatların stabil olması nedeniyle dövize vatandaştan çok fazla bir ilginin olmadığını görüyoruz. Sadece kurumlar ve reel sektör açık pozisyonlarını kapatma amaçlı döviz alımlarını yapıyorlar. O da sınırlı bir şekilde döviz satışı yapılıyor bankalardan. O bakımdan bu seçime kadar bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Yani dövizdeki bu stabil seyir çok küçük kur oynamalarıyla da olsa bir miktar yükseliş olsa da yine de stabil veyahut da istikrarlı bir seyir oluşacak. Ama seçim sonrasında özellikle mevcut hükümet olsa da belki bundan vazgeçebilir veya başka bir ittifak hükümet olursa zaten vazgeçecektir. O bakımdan vatandaş özellikle bu deprem nedeniyle o bölgede oluşan ekonomik ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara karşı yeni hem kredi sunulması hem de teşvikler gibi gelişmeler bir miktar likitte artışını da beraberinde getiriyor. Bazı etkisiyle enflasyonda bir miktar düşüş beklentisi var ama bu
ilkte nedeniyle bu düşüşün çok sınırlı olacağı, hatta yükselişe geçeceği beklentisiyle vatandaş parasının değerini korumak için altın alımlarına devam ediyor. Devam ediyor. Peki Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkürler bilgilendirdiğiniz için.